Evet, Can, bizde çalışmalar, yeni yeni çalışmalar var. Başkan, bu kapıları yeni mi yaptırdınız? Kapılar yapıyor da şu çerçeveleri yeni yaptırdı. Şu Çerçeveleri alan, yeni şu yaptırdınız. çerçeveler yarı derdi. Orta kapının bu yer değildi. Şu alan ne alanı? Şu anda giriş alanı, oturma alanı. Şey. Oturma alanı Evet, bura. şu anda. Herhangi bir tasarrufuz yok Yok burada. şu anda, yok Şu tasarruf anda yok. yok. Şu anda yok. Peki, geç bakalım camiye. Gir bakalım içeriye. Şimdi şurada şurayı da yeni gördüm ben. Eskiden burada bayan mescidi değildi bura. Bura yapıldı da şimdi müteahhite verdik, yaptırdık da He. müteahhit bıraktı gitti yarı buçuk. Yarı buçuk yaptı. %50'sini bile yapmadı. Şu tavanlar duruyordu açıkta. Şu He. rakom bir açıkta duruyordu. 160'ya anlaşmıştık. Ben değil bir arkadaş anlaşmıştı. Yapmadan böyle gitti. Bu kapının pervazları, şu yan Şu an duvarları. ben bakıyorum bitirmişsiniz. Burada bir sorun yok. Burayı bitirdik işte biz. Burası şimdi bayan Tavanlar mescidi oldu. bayan mescidi oldu burası. Evet. Yani cemaate tamamen karışacaklar. Tabii. Bu perde, abi de perde, Perdeler var. perdeleriz Perdeler var. var. Her camın üstünde perdesi var. Şey, tutan perde mi diyorsun? Hele bu ışıklarını yakma başkan, hele nasıl yanıyor bir görüm ya. Abi ya göremiyorum. Ha, şöyle bir görüm ya. Bak bu sitör perdelerimiz Ha. var. Ha, perdemiz var. Ha. Hele kapat, tamam, kapat. Perdelerimiz var. Her camımızın perdesi var. Yani Güzel. burada bayanlarla ilgisi bir şeyimiz kalmıyor. Evet. Daha güzel bayanların şeyini. Sevgili izleyenlerim, güzel çalışmalar gerçekten. Bura güzel olmuş. Çok da geniş ya. Bir ordu kadar bayanı burada ne yapar? Rahat İbadete kullanıyorlar, alır. rahat rahat şeyde Rahat rahat alır. ısıtması da şeyde. Işıklandırması çok güzel. Isınma tabandan mı? Tabandan ısıtma yapıyoruz, evet. Taban ısıtmalı. Güzel olmuş. Güzel olmuş. Evet. Güzel olmuş. Dış manzarası güzel olmuş. Hesapladın mı kaç cemaat alır? Vallahi hesaplamadım. Ben Hesaplamadım. şu 1, 2, anda 3, 4, yeterli. 5, 6, 7. Oho, bura 150, Yeterli yani 200 kişi ama alır. fazla alır yani. Ha, 200 tane Müslümanı alır bura. Buranın şeyin işte Evet, tavanlar da güzel olmuş. tavanlar işte Evet, hocaya yaptırdık tavanları güzel tavanlar. olmuş. Caminin içerisinde bir çalışma yaptınız mı başkan? Hele gel bakalım. Caminin içerisinde şu anda şey Buranın yapıyoruz. tavanı da yeni yapmışsınız, öyle gördüm ben. Burayı hep yeni yaptırdık. Şimdi başkan, hele yakına gel şimdi. Efendim. Şimdi o karşı açıktı. Öteye doğru Açıktı. kapatmışsınız. Şimdi orası Kur'an kursu olduğu için Heh. orayı mecbur kapattık için buradan Kapattınız. iki kez pencerelere bak buradan görün ışıklar Hadi görün. zaten çok da abartılı Şey büyüktü, diye alandı. alandı Şu an tamam. iyi olmuş. Çok güzel oldu. Şimdi camın ayakkabılarını buraya aldık He, şey çok güzel yapacağız. olmuş. Şuradan şurası belli. Plastik yaptık. He, Burayı zaten burayı yeni plastik yaptınız. çünkü bir tane burayı yapmadan şuradan duvarlar yapmış o adam. Eskiden bu önü açıktı buranın. Bu kapalıydı. O adam yapmıştı. Komple Açık. kapalı mıydı? Komple açıktı da o adama verdik yaptırdık. Ha, öyle de açıktı. Açıktı o dediğin Ha, burayı kapattı. açıktı. Sonradan kapattık da. Açıktı. Çünkü buraya çok Ramazan ben geldiğim için camiyi biliyorum. Açıktı. Burası kapanmış. Güzel olmuş. Burada bir ısıtma var mı? Burada yok da ilerisinde düşünüyoruz. Düşünmeniz lazım. Yapacağız. Düşünmeniz Şimdi lazım, evet. mecbur Başkan, borçlarımızı ayaklarını neye giydin? Şöyle camiyi de bir gezelim. gezelim. Gelmişken şöyle camimize de bir şey yapalım. Güzel bir camimizdir burası. Şimdi Bahattin Bey, Heh. şurasını Ramazan'da bizim itim şart dediğimiz var ya Ramazan son gününde odamız yoktu. Şurasını şuradan perde çekeceğiz. İsteyen kardeşlerimiz burada itikaf yapabilecekler yani. Onu da hazırladık buraya. Burasını da imam odası düşünüyoruz. İmam odamız yok. Burası da imam odası. Ağaçla kesilecek. Burası da güzel bir imam. Şu pencereden açacağız Şimdi şimdi buraya imam burayı. odası, bu konuda bir haber düştüm ben. İmam odalarını eleştirdim. Bazı hocalarımız da rahatsız oldular ama
boşuna rahatsızlık. Şimdi ya, mesela şuraya yapılan bir imam odası başkan camiye sıkıntı vermez. Girmez. Gizli, kapalı. Kapalı. Olması güzel de olur. Müslümanlar kef odası. Şimdi girelim camiye. Sevgili izleyenlerim, üstü nakkaş süsleme. İmam odası yapılmasına biz karşı çıkmadık. Sadece caminin mimari özelliğini bozmasına karşı çıktık. Şimdi başkan getire de buraya, bak şimdi şu sütunlara buraya bir imam odası veya şu tarafa bir imam odası yapsaydı olmaz, ben olur muydu başkan? Olmazdı. Olmazdı. Camimizin şeyi mimarisini bozar. Bozar mimarisini. Gizli olmuş, güzel. Mesela şu an Karardın'daki Fatih Sultan Mehmet Camii'nin de öyle gizli bir odası var. Çok harika, hoşuma da gider. Müslümanlar gelir, hocayla olur, sorusu olur, şeyi olur. Sevgili izleyenlerim, buranın mimari özelliği benim hep oldu bitti, hoşuma gider. Dikkat edin, kubbe tamamen camiyi kanatlar altına almıştır. Son cemaat yeri kubbeden öteyedir. Tam da benim işte dediğim efendim budur. İnsanlara bazen anlatamıyoruz herhalde. Belki de bir meseleden biraz haberdar olmadıkları için anlatamıyoruz. Burası çok güzel bir cami. Dediğim gibi kubbe tamamen ne yapmış? Alttaki cemaati şemsiyesi altına almış. Şu taraf, bu az önce gezdiğimiz bayanların tarafı, o taraf bayanların mescidi. Mihrabımız, minberimiz, kürsümüz burada takım şeklindedir. Çok güzel efendim, taş, Bayburt taşından oyma yapılma efendim, Selçuklu motiflerini ne yapmış, işlenmiş, ustalarımız işlemişler burada. Bakıyorum ben, kütüphanesiyle, mihrabıyla, kürsüsüyle tam bir takımdır. Güzel yapıldı. Hazreti Ömer Camii diye geçiyor. Zahit Mahallesi. Erzurum yolu üzerindedir bu camimiz. Bir şey daha diyeyim başkanım. Bu caminin Bayburt'ta değil, Türkiye genelde ilk defa tapısı olacak, ruhsatı olacak. Ruhsatı? Hiçbir caminin ruhsatı yok Bayburt'ta. Yok mu camilerin ruhsatları? Hiç ruhsatı yok. Ben bundan çok sık müstahsir oluyorum ama herkes diyor ben de aldım bunları. Sayın Valimiz de ben dedi ki sen gayret et, ben senin yanındayım dedim, yardımcısı. Tapıyı alacaksın. Aldım. Şu anda aldın mı? Güneş enerji belgesini bekliyorum. Peki, güzel. Aldım sana, her şeyi çikolatasını, hepsini kapattım yani. Peki başkan, başka çalışmalarınız var mı? İşte şu anda oraya odaklandık. Şu anda girelim. Şu Kur'an kursunun yerini de bir gezebilecek gezelim. Kapısı var mı oraya var, girebileceğimiz? Var, bir de orayı da gezelim. Şurayı da açayım, göstereyim, buradan da çek. Şimdi üst kata çıkalım mı? Ne dersin? Gel mi? Üste. Sen bilirsen çıkarır mısın sen? Ben mi bilirim? Evet. Başkan bilmez mi? Burada kardeş, başkan sensin. Burada benim. Sevgili izleyenlerim, bu camiden burası minareye giriş, minareye şey yapan ezan okuma yeri. Ezan okuma yeri, ezan yerini buraya alıyoruz. Bu ezan okuma yeri. Şimdi buradan Kur'an kursunun girişi nereden verilecek? Dışarıdan, buradan. Öteden. Öteden. Doğalgazı buraya aldınız, kombiyi falan. Evet. Caminin içinden buraya aldınız. Şimdi şu Kur'an kursunun yerini de bir gezelim. Alttan nereye çekeceksiniz? Ne kadar bir alan oluştu? Şurası şuradan önce. Buradan zayet. Camiye ait burası. Camiye ait. Burada duvar çekilecek. Buradan duvar kapanacak burası. Burası kapanacak. Burası mutfak. Mutfak. Burası Kur'an kursunun mutfağı. Kur'an kursunun mutfağı, evet. Burası oyun alanı. Oyun alanı. Kaç yaşın oyun alanı? Bura, abura. 4-6 yaş, burası oyun alanı. Abura oyun alanı. Çocukların 4-6 yaş. Hem burada oyun oynayacak hem Kur'an'ını okuyacak. Kur'an'ı okuyacak. Burada su istediği zaman mutfaktan suyunu mutfaktan alacak. Suyunu alacak. Orası mutfak zaten. Burada yemek de var mı yani orada? Koyduk. İlerisinde var da şimdi yapalım. Benden sonra kapattılar. Tamam mı? Neyse, orası mutfak. Burası çocukların oyun alanı. Buraya küçük bir şey, eğitimleri burada yapıyoruz. Filan benden. Burada onun. Ne bak, eğitimi? Eğitimli kocalar var ya, kocalara küçük bir oda yapıyoruz orada. Orada derken? Bu direkten buraya. Burayı keseceksiniz, bu köşeyi. Küçük hele bu köşe. Oyun alanının köşesine. Oyun alanının. Kur'an kursumuz da burası. Burası bir derslik. Kaç metrekare başkan burası? Burası 230 metrekare. Güzel, güzel. Burası bir derslik. İki derslik zaten, bir oyun alanı yetiyor onlara. Burası bir derslik mi? Burası bir, burası iki. İki derslik. İki derslik. Doğru, iki derslik. Şimdi orası, o direğin orası. Çocuklarımız bu Kur'an kursu derken şunu bir açalım.
Yazın öğrencilerin okul tatili sonrası buraya alacaksınız. Aynen, kışın da okuyorlar. Kışın da okuyorlar. Kışın da 4-6 yaş, kışın da okuyorlar. Şimdi biz şeye kavuşturmaya çalıştık, bayağı mı kavuşturamadık? Yetişebilir misiniz güzel? Bayağı bir işiniz var. Çok ilginç. Başkan işiniz zor. Aa, burasını duvarıyla değil, burası şey. Buraya da lavabolar çözdük. Lavaboları koyacaksınız buraya da. Lavaboları buraya. Evet. Bura ne başkan? Giriş mi? Burası giriş, kurul. Heh, burası da giriş. Yarın ilerisinde orayı uzattığım zaman burayı kapatacağım. Burası sadece bunlara müstakil giriş olacak. Peki başkan, camiye de giriş mi koydunuz burada? Burada şimdi geçici giriş koyduk. Ha, geçici giriş burası. Evet. Kapanacak. Şimdi bu avrayı uzadık, kapattıksa oradan şey yapacağız. Peki başkan, bunun üstü, tablanın üstünde bir şey var mı? Yok. Yok. Çatı. Burayı bu sene yaptınız. Yeni sen, yaptınız. He, altı, altı her şeyi bu üstü bu sene yaptınız. Sevgili izleyenlerim, Hazreti Ömer Camii, Bayburt Merkez'de Hazreti Ömer Camii. Evet, Zahit Mahallesi'ne bağlı burası. Hazreti Ömer Camisi'nde bulunmamızın amacı buradaki derneğimizin yaptığı çalışmalar, güzel çalışmalar başlamış, yapılıyor. Şu önde şu kısmı derneğimiz yeni yapmış, çevre perde duvarlarının haricinde üstü yapmışlar. Şimdi geç bakalım şu kameramızın önüne. Dernek başkanımız, isim soy isimle seni bir tanıyalım. Metin Güçlü. Sesli söyle. Metin Güçlü. He, git bu tarafa gel, dur dur bir noktada, dur abi. Ha. Şimdi dernek başkanı olarak, yönetimiz olarak efendim, burayı siz yapmışsınız, üstünü atmışsınız, üstüne bir kat atmışsınız. Bu yapıdaki amacınız ne? Burayı inşaatı neden açtınız? Mübarek inşaatının şu alttaki 4-6 kuyaş Kur'an kursunun rütübet aldığı için, camın altını kurtarmak için burayı yaptık. Şimdi Kur'an kursunu yukarı taşıyacağız inşallah. Eskiden burası bir boşluktu. 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 Kur'an kursunu üstüne taşıyacaksınız. Üstüne taşıyacak. Yaptık. Burayı nasıl değerlendireceksiniz? Burayı da ticarethane düşünüyoruz. Ticarethane. Ocağı, market, şu bir şey düşünüyoruz. Heh. Yani vatandaşa kiralama. Tabii vatandaşa kiralama. Yandaki Kur'an kursunu buraya Kur'an kursunu bu yere kat. Üste katıyoruz, üste alıyoruz. Üste alıyorsunuz da orayı buraya katacaksınız. He. Orayı buraya katacaksınız. Orayı buraya katmıyoruz. Peki bu Kur'an kursunun yerini buraya kattık mı, burası ne kadar bir alana sahip olacak? Şu anda 750 metre ben hesaplıyorum ama bilmiyorum yani. 750 metre. 600'ün üzerinde hele diyelim. Peki devam edelim. Tabii şu boşlukları da kapatacak mısınız? Kapanacak tabii. Kapanacak. Pencere mi yoksa? Pencere koyacağız, hava almak için. He, hava alması için pencere yerler onlar. Pencere. Evet. Güzel bir çalışma olmuş. Mevcut Kur'an kursunu üste taşıyıp yerini buraya kattığında 700-750, bilemedin 800 metre bir yani şuralarda alan açılıyor. Burayı da uzatacağız yani. Burada uzatacağız. Evet. Burayı yetiştirebilecek miyiz bu seneye? Bu sene yetiştirmeye, Kur'an kursunu yetiştirmeye çalışıyoruz. Kur'an kursunu yetiştirmeye çalışıyorsunuz ama burayı da seniye, kiriye vereceksiniz. Evet, üstü de bir gezelim. Tamam. Helal olsun size. Helal olsun. Peki kardeş, gel bana. Evet. Bura bizim camimizin, burası da oturma alanı. Yani namaz vakitleri, bekleme. Sevgili izleyenlerim, zaten camimizin bahçesini de şimdi göstereceğim ben. Çok geniş de bir bahçesi var. Onu da söyleyeyim. Yani oturma alanı çağımızın uygun. Başkan haydi. Burayı bak, burayı da baktım da. Nereye? Şu bahçesindeki şafesin orayı da park alanı yaptırmaya çalışıyorum belediye. Otopark. He yok. Cami alan, cami alanı alıyoruz orayı. Cami alan çocuk parkı. Çocuk parkı. Ha şuraya. Şuraya. Aldınız mı sözünü? Şeyden aldık da inşallah yapacaklar belediyeden. O yukarıda direğin orada bizim parkımız var. O parkı buraya. Yani kadar asfaltın bu tarafı park buraya gelecek. He, bura, öbür tarafı. Nereye kadar? O tuğlaların orama o bu park neresi?
Tabi sade şura mı? Şu yolun birleştiği yer. Ha bu yolların birleştiği ha üçgen. Ya, üçgen yer. Canbağlanan diye burayı park yaptırmaya çalışacağım. Belediye inşallah yapar. Peki başkan ben bir soru sorayım sana. Burada park yapılırsa cami cemaati rahatsızlık verir mi camiye? Niye oturacağız? Cami cemaati otursun orada ne olsun? Yok. Namaz şu bu şeyi orada çoluk çocuk oynarken bir bağırtı gürültü camiye şey vermez öyle inşallah. Hiç olmaz hiç. Sıkıntı olmaz. Olmaz zaten çocuklarımızın orada oynaması daha güzel olacak. Camiye alışsınlar. Hem alışsınlar hem biraz daha şey bir çocuklar camiden kesmiyoruz zaten. Evet güzel alışsınlar. Şey evet çocuklarımızı evet, camilere yani, alıştıralım. Oradan çıktı mı diye bir parkta. Evet alıştıralım. Giriş güzel olmuş başkan. Gel bakalım şöyle caminin de etrafımıza da bir gezelim. Zaten burayı şuraya kadar kapatacağım da ömrüm var şey bakın. Bu giriş merdivenleri mi? Evet merdivenleri hep düz ayak yapacağım. Bayburt'ta ilk defa cami düz ayak olacak inşallah. Nereden vereceksin? Karşıdan mı? Karşıdan. Şimdi buraya koryola kadar götüreceğim. He. Lavaboları köşeye koyacağım. Hem bayan hem erkek lavaboları oraya taşıyacaksın. Taşıyacağım oraya suyu camiden uzaklaştırıyorum. Burası he. Komple kullanım alanı. Girişi nereden vereceksin? Bu üstten orayı park alanı yapıyorsun da. He. Hem oradan merdiven aynı bu şekilde. Merdiven vereceğim üstten çıkacak. Gelecek buraya. Düz ayak yapacaksın. He, Allah nasip güzel edecek. Olur yani inşallah. Arkadaşlarımız ben gelin şeyler. İnşallah. Yani ihtiyarlarımız rahat rahat. He ihtiyarlarımız merdiveni zorlanmasınlar çıksınlar. Buradan yukarı çıkmaya kendini şey yani şimdi başkan. Gel şimdi hele. Bak şurayı şuradan. Sen şimdi o perde betonun üstünden. He şuradan sayın başkanım. Bak buradan karşıya kesiyorum burayı. Burayı kesiyorsun. Şurada uzatıyorum hava tablayla beraber. Uzatıyorum burayı. Ha o tabla buraya kadar uzanacak. Uzanacak. Buradan da üç böyle şey diyeceğim. Buradan da buraya böyle çarpaz uzanacak. Merdivenler şuradan vereceğiz. Sizin bayağı bir projeniz var ya. He benim projem buradan merdiven vereceğim tuvaletin üstüne. He. Hem rampa merdiven hem şehir merdiven üstüne çıkıp şey isteyen de oradan gelip girebilecek yani. Engelliler için. Şey altında lavaboları yapacaksın. Hem engelli lavabosuna girsin çıksın engelli lavabosu da yapacak. Hem de buradan. O üstteki o kurulacak çocuk parkından da oraya düzleyip geçiş vereceksin geçiş camiye dümdüz. Dümdüz he. Yaşlılarımızı koru. Yaşlılarımızı koru. Sevgili izleyenlerim gerçekten camimizin alanı büyük. Çiçeklik yaptıracağız inşallah ömrümüz varsa. Tapusunu da almış başkan. Camimizin tapusunu da almış. Efendim camimiz gerçekten büyükçe bir cami. Peki başkan dur bakalım şimdi. İhtiyaç durumun ne? Valla çok ihtiyaç var. Allah razı olsun yapanlardan yapmayanlar. Çok yardım edenlerim oldu. Yani buraya ben o parayı bir trilyonu geçtim. Yani çok yardım ettiler. He. Hala var ihtiyacın öyle öyle görülüyor. Var da yani gidenler de diyor ya şeyden duyan getiriyor. Müslümanlar. Gene getirirler inşallah. Müslümanlar. Burada ben diyeyim başkan hiç dert yanmadı bu konuda bir şey demedi. Yok gene yapıyorum. Ben de onu söyleyeyim yardımlarınızı esirgemeyin. Bayağı bir çalışmaları var. Güzel çalışmalar efendim. Bunları sayesinde yapıyoruz. Yani bizim şeyimiz yok yani ama. Tabii. Kardeşlerimiz. Hayırseverlerin sayesinde gidiyor. Haberiniz olsun. Şu lavaboların yerleri uygun. Mesela şuraya alınmış ama şeylerin altına kullanışlı değil. Lavabolar falan yapılacak. Dediğim gibi bak oradan buraya kadar o perde beton gelecekmiş o şey. O sistem buraya kadar gelip bu ölü alan hem ne yapılır? Kullanılır. Hem de efendim üstten de yaşlılarımız dümdüz girerler şeye. Evet. Allah razı olsun yardım edenlerden. Kardeş hayır sahiplerine buradan duyurun ben de. İhtiyaçlarına efendim ne yapalım? Giderelim.